Doktor doktor imanı, doktor civanı. Doktor doktor imanı. Hadi başlayın, başlayın. Evet, yayına mı girdik? Sevgili kardeşlerim, bugün dolma yarışması yapacağız. Bazı arkadaşlar çok iyi yaptıklarını iddia ediyorlardı. Gördük dün böyle kafamızı yaracak gibi dolmalar gelmişti. Ne içinde üzüm vardı, ne fıstık vardı. Biz şöyle üzümlü, fıstıklı bir güzel bir dolma yapalım dedik. Bu sefer lahana dolması yapalım dedik. Tabii yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Dedi ki ben tekrar çıkacağım. İyi buyurunuz dedik. Beraberce sarıyoruz bakalım dolmamızı. Üzüm sahibi yoksa ben alabilir miyim? Yok alma abla, sen niye alıyorsun, ben konuştum. Işte, ben fıstık yoktu, üzüm vardı diye inkar etmedim, söyledim. Peki ablacığım, tamam. Hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Hadi söyle bakalım. Yaprağı ilk defa sarmışım, lahanayı ilk defa sarıyorum. Sen de ilk defa. Demiyorum ben. Evet, mikrofonu tutacakmışız Cansel Hanım. Zaman yarış şey var mı? Zaman yok, zaman yok. Güzel yapın yeter. Bugün şeker hastalığından bahsedeceğiz zaman kardeşler. Zaman yapımı yokmuş, tamam. Güzel. Bugün şeker hastalığından bahsedeceğiz kardeşlerim. Yalnız bu lahana değil. Çok kaldım otur. Lahana güzel değil. Çok aradık. Aynen öyle. Bak diyorlar ki hani gelini oyuna çıkarmışlar. Demişler ki hadi oyna. Yok demiş. Hocam, yer dar demiş. Ben mükemmelciyim. Yer dar demiş. Lahana çok mükemmel. Abla bırakmadı gibi uydum. Konuşalım ya. Yerim dar demiş. Sonra hemen yeri açmışlar. Bu sefer de gelin demiş ki yeğenim dar, yani kollarım dar demiş. Hocam, sen de o hesap lahanaya bağlı. Baba bak. Susma, gidiyor, hakkımı kullanıyor. Hep güzellerini seçiyor. Marifet hepsiyle hocam, yapmak. Bizim evde dolmayı ben sarmadığım için. Seçerek almak yok mu? Seçerim. Acemiliğimi maruz gördüm. Bence çok aradık. Üç arkadaş gezdik. Sertti çünkü. En yumuşak olanlar bunlardı. Marifet bunda yapmak. Aynı koşullarda yarışıyoruz. Bizimki de böyle. Evet. Peki dolmada bir püf noktası var. Onu söyle bakalım. Hadi püf noktasını. Hangi dolmada? Bu dolmada sararken bir püf noktası var. Neresini saracaksın? Bu sert yerlerini kesip atacaksın. Şimdi bacılar. Bu lahana nasıl yaprakları böyle değil mi? Bak böyle hani böyle böyle sarılmış ya. Bunu tersine doğru zorlarsanız zor sararsınız. Bir kere bunu tabii ki diyor. Hem ilk defa sarıyorum da hem de tabii ki diyor. Ben söyledikten sonra tabii. Deminden beri bakıyorum tersine sarıyor. Şimdi de diyor ki tabii ki. Hayır babam böyle sarıyordu hocam, ondan öğrendim. Onu bunu seyrettim. Bunu kesin kocasına sardırıyordur da hocam, şimdi de. Hocam ben bekarım, evli değilim. Ha, özür dilerim, affedin. Ben o sert yerlerini... Bir makas ver. Bıçak ver. Keseceğim ama diyecektim. Bir makas koyalım masaya. Makas mı bıçak mı? Makas. Makas istiyormuş kolay. Kızım. Kesin. Peki kolay. Kolay olsun diye. Fakat ben iyice geride kaldım ha. Aysel ben geleyim de sen benden de gerisin. Kız bir tarafı açık açık, bu ne böyle? O ne diyor hocam? Şuna bak Allah'ın sesine sardı dolmaya bak. Dolma diye sardına bak ya. Dolma diye mi sardın Aysel abla bunu? O eşantiyon. Neden? Şurasını alması lazım da almadığı için. Bak nasıl saracak bunu? Bu bence midye dolma olmuş. Şöyle kaşık gibi yiyecek. Nesini kontrol ediyor? Damarlar içine gelecek. Doğru. Damarlar içine gelecek, bir de sert kısmını keseceksiniz şöyle. Kesinlikle doğru. Ben mutfak makası kullanıyorum da akşam biraz yoğun. Verelim mutfak makası da verelim. Ne istiyorsanız efendim, veririz. Bulamadılar efendim. Kızlar vardı bizim makasımız. Ne varsa ondan idare edin. Bizim şu köseli makasını getirin ya, olur onunla da olur. Evet sevgili kardeşlerim, bugün sizlere şekerden bakın dolma böyle sarılı işte. İdeal dolma bu, görün. Abla ne diyorsun? Çok güzel. Bir tanesi bir insanı doyurur. Bak hala sıkı sarıyor. O kadar yaygara yaptık. Hala sımsıkı sarıyorsun abla. Hocam sıkı bunlar saracaksın. İçine su geçmeyecek. Baba bak şimdiden delinmiş kardeşler. Bak tane diyorum, bak, tane şimdiden olacak. Delik bak. Benimki de var niye mı delik? Niye bu benden hep kavga eder bu hocam sana. Bilmiyorum. Bak abla delik. Deldim. Vallahi delmedim, billahi delmedim. Şimdi ben yerime bir vekil tayin ediyorum. Gel bacım sen. Bunlarla sen baş edersin ancak. Gel. Hadi elini yıka da gel. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben size ne yapacağım bugün? Ben size şeker anlatacağım. Şeker çağımızın en büyük dertlerinden biri. Maalesef ki yediklerimizle
birçok nedenlerden dolayı hakiki şeker hastalığı yok. Kiloya bağlı, yediklerinize bağlı şeker hastalıkları çıktı. Yani ne demek? Bir şeker hastalığı var ki pankreasınız bozuk, tamam şeker hastasınız, doğru. Ama bazıları da var, normal kilosunun üstünde kilosu olduğu için pankreas denen organ yetmiyor. Pankreas denen organ tam midemizde karaciğerin şu alt bölgesinde şu kadarcık, herkes ne kadar diyeyim, şu avucun şu kadar bir organ. Bu organ, sizin boyunuz kaç? 1.50. Üstüne 10 kilo koyalım, 60. Hadi 10 da şeyini koyalım, 70 kiloya göre bir makine bu. 70 kiloluk bir insan yediği zaman o şekeri hazmettiriyor, ayarlayabiliyor. Ama sen olursan 100 kilo, o makinenin kapasitesi yetmiyor. Yetmeyince oldun şeker hastası. Bu hakiki şeker hastalığı değil, kiloya bağlı şeker hastalığı. İşte bugün bilhassa onlarla ilgili konuşacağız. Doktorunuz ilaç vermişse, ilaç kullanıyorsanız onlara saygımız sonsuz. Onlar karıştırmıyoruz, hiçbir şey demiyoruz onlara. Benim bugün anlatacaklarım, benim şekerim biraz 130. Normalde kaç olması lazım? 120. Benimki 130, 140, 150. İlaç kullanmıyorum, oh. Bugünkü programı seyredin. Eğer bugünkü programı seyrederseniz şeker işi muhakkak düzelecek. Şimdi bir görüntülerimiz var, görüntülerimizi görelim. Görüntülerimizi görelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Dolma sarma yarışmamız devam ediyor. Bakalım kim güzel saracak, hepsini göreceğiz. Ve ben de size şekerle ilgili çok 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 güzel şeyler söyleyeceğim. Bilhassa ilaç kullanmayıp da şekeri yüksek olan kardeşlerimde mükemmel netice elde edeceğimiz şeyler söyleyeceğim. Lütfen güzel izleyiniz. Evet, şimdi görüntümüzü görelim, ondan sonra programımıza devam edelim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhaba. Bakıyorum çaylar maylar içtiniz. Evet. Otur otur, estağfurullah abla. Çaylar içtiniz, afiyet olsun. Hocam, benim de sizden bir ricam var. Söyle bir bakalım, şey danışacaktım size. Ben kalbime pil takıldı 5 sene önce. 5 sene önce, niye takıldı? Nabız düşüklüğünden, nabız düşüklüğü. Nabız 28 lira kadar düşmüştü, bir hafta böyle gözetim. Sevgili seyircilerim, normalde nabzımız 70-80 atması lazım normal bir insanda, ama herkesinki değişik olabilir. Mesela benim nabzım devamlı 50 atar. Bazen 45'e bile düşer. Sporcu kalbi diyorlar işte, bazen böyle olabiliyor, şey yapabiliyor. Bu ablamınki de mesela 28'e kadar düşmüş. O çok iyi olmadığı için halsizlik mi hissediyordun? Bir gün başım döndü. Heh. Hiç daha önce baş dönmesini hiç bilmiyordum. Önceden kalp ameliyatı geçirmiştim ben 25 sene önce. Baktılar nabzım 28'e düştü. İlaç verdiler, çıkartamadılar. Kalbine ne ameliyat yapmışlardı senin? Ben bypass olmuştum. Kalbimde delik vardı. Kalbimde giden damarda daralma vardı. Bir de kalpte büyüme vardı. Çok rahattım ben. 25 sene kendi işimi her rahatlıkla yapabilirim. Ben ameliyat olduğumu bile hissetmiyordum yani. O kadar rahattım. Bir gün böyle bir başım dönmeye başladı işte 5 sene doğum önce. Doğum yaptın mı abla? Yaptım. Kaç doğum oldu? İki doğum. İki doğum oldu. İkisi de normal. Onlarda da sıkıntı olmadı. Olmadı Allah'a şükür. İkisi de normal doğum oldu. Hani sizden ricam, ne yapabilirim doğal yollardan? Şimdi ne bak, önerirsiniz? Gibi şu kravat bölgesi dedim, şu bölgede sanki oraya böyle fil basıyormuşçasına bir baskı olursa, bu oda sana dar gibi gelirse, nefes almakta zorluk çekersen muhakkak hastaneye ve doktorlarına başvur. Onun dışında sana Pasiflora Melisa hapları vardır ya da çayları vardır. Melisa çayı, sarı kantonun çayı, bunlar iyi gelir. Alıç yaprağının çiçekleri ve alıç yaprağının çayları çok iyi gelir. Alıç sirkesi aldım geçen alıç sene. Alıç sirkesi çok onu iyi içiyorum gelir. Çok sabahleyin iyi gelir, aç karnına. Çok iyi gelir, doğru yapıyorsun. Bunlar iyi gelir. Sevgili ablam, bunları güzelce devam et, ama bir de bu eklemlerinde ağrı hocam, şu neresi? El bileklerim, eklemlerim. Özellikle şurası. Biz sana D vitamini söyleyeceğiz, kalsiyum söyleyeceğiz. Buralarına sıcak yaptıktan sonra el harekete bak, şöyle çevirme, tersine çevirme. Aç kapa, aç kapa. El bileğini şöyle. Yapıyorum üstüne. Programınızda bak, onları hep bunları, yapıyorum. Bunları evet. Ayrıca yap. Ondan sonra şöyle ellerini şöyle esnet bak, şöyle şöyle esnet. Eline bir top al, sık bırak. Sık bırak, stres topu gibi top, sık bırak. Bilekleri böyle böyle çevir, sık sık hareket yap. Bir de buraya sana bir jel söyleyelim, o jeli sür, sıcak yaptıktan sonra günde en az iki sefer de onu sür. Bunlarla bir ay içinde hemen rahatlasın. Benim şey var sinüzit, şu an iki senedir geçmiyor, gizli akıyor göğsüme. O da bronşit, bronşlarımı dolduruyor. Evet. Onu çok önemli, onu düzeltmen lazım. Onun için ne yapacaksın? Bir bardak sıcak su aldın. Evet. İçine bir tutam ada çayı koydun. Ada çayı. Bir dakika kaynattın, bir dakika demledin, süzdün. O suyun içine bir çay kaşığı kadar karbonat koy, bir çay kaşığını doldurmadan tuz koy, tuz. Tuşluk tuz olsun. Bunu güzelce karıştır. Bunun içine bir tatlı kaşığı da kantonun yağı koy.
Bunu devam burnundan damlat genzinden aksın. Burnundan evet. Damlat genzinden aksın. Tamam, tamam hocam. O kantron yağını hocam nasıl bu? Mert için. Nereden alacağını söyleyeceğiz sana. Hepsini tarif edeceğiz. Bunları güzelce yap. Bu burun yolun devamlı açık olsun. Bir de odanda kalorifer varsa onun üstüne sıcak su koy. Oo çayları getirmiş. Getir getir çayları da getir hadi bakalım. Getir çayları da koy şöyle. Koy bakalım. Sen nerelisin? Sen nerelisin? Mi Özbekistanlik. Özbekistanlı. Hoş evet. Geldin. Hoş bulduk. Kadıysın, Arun musun? Yo. Sizin dilde nasılsın, iyi misin, nasıl deniyor? Kandıysan yakşı mısın? Kandıysan yakşı mısın? Evet. Ben de Tatarca sordum. Kandıysan Arun musun dedim. Yakşı yürüpsen mi? Yakşı güzel, iyi demek. Evet. Yakşı iyi. 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 Başka söyle sonra arkasından. Ha ne söyle? Soğuluk, soğulukların yakışı mı? Soğulukların yani çocuklar mı? Demek? Yok. Sağlığın yerinde mi? Evet, sağlığın yerinde mi? Soğulukların? Evet. Soğulukların yakışı mı? Yakışı mı? Soğulukların yakışı mı diyorum. Soğulukların yakışı mı demek? Boleler yakışı mı? Çocuklar iyi mi diye soruyorum. Çocuklar? Evet. Çocuklar iyidir. Hanıma ne deniyor hanıma? Hatun. Hatun nasıldır? Hanım diyorsun. Hatun sizlerde hanım. Hatun yakşı mıdır? Yok. Hanımlarını hatun diyor. Hatun. Hocalarını hocalarını er diyor bizlerde. Evet. Er diyor. Hatun ve er deniyormuş. Hatun yakşı mıdır? Sor benim hanımı nasıl soracaksın? Hatun İngiliz yakşı mı? Hatun yakşıdır. İyidir. İyidir. Evet. Öyle söylüyor da. Evet sevgili seyircilerim. Gördüğünüz gibi kardeşimizle çok güzel anlaştık. Kendim 100 kiloydum. 100 kiloydum. Evet. Eskiden. Bilmiyorum şurada. Nasıl zayıfladın peki? Bilmiyorum. Rusya'da 7 yıl çalıştım. Evde ilaç içtim. Sigara sordum. İçtim. Sigara içiyorum. Şunu yüzünden mi bilmiyorum. Çok kötü şeyler yapmışım. Kafamda hiçbir şey almıyorum. Kafamda hiçbir şey almıyorum. Evet, çok güzel. Kendimge iyi bakıyorum. Bu ablam da benim gibi benlilerden bakın sevgili seyircilerim. Dur şöyle. Benim burnumdaki ben bu ablam da buralarda. Evet. Burnumda yan var böyle. Benim anneme benziyor. Annemin de buralarında 3 tane ben vardır. Böyle 3 evet. Tane beni vardır. Aynı bu. Belki annen gizli kızıdır mı? Belki de annemin kızıdır. Doğru. Belki de annemin kızıdır. Belki. Doğru. Belki. Evet. Evet. Bir alıp kaçkandır Özbekistan'a belki. Çok şakacı. Belki çok güzel. Şimdi benler ne zaman tehlikeli? Eğer bu benlerde sevgili seyircilerim kanama olursa. Evet. Bunun üstünde bir kanama olursa. Bu benlerin etrafında bir kızarıklık, bir şişme olursa muhakkak acil doktorlarınıza göstermeniz lazım. Bunlar iyi huylu tümör, iyi huylu ama kötü huyluya dönüşme riski vardır. Ama böyle dış benlerde biraz daha azdır. Kötü huylu olma riski. Benimde bakın benimki cilt altında. Benimkinde biraz daha fazladır risk. Bu dışarıda. Bu da dışarıda. Bunlar biraz daha az tehlikeli. Benimki daha çok tehlikelidir. Aklınızda olsun. Benler kanamayacak. Benler tahrik edilmeyecek. Kanatılmayacak. Ya da tahriş edilmeyecek. Evet. Üstlerinden kılları mınları varsa evet. Onlar. Ne zaman kılı çıkıyor ki ben yürüsem kan çıksa toktatamıyorum da kan çok gidiyor. İşte iyi değil o da öyle evet. Değil. Dikkat edeceksin. Evet. Üstünde kıl olduğu zaman kan çok çıkıyormuş. İşte onlara dikkat edeceksin. Sordum amalet buluyor dedi. Ha. Zaten buralarda iz kalmış da. Onu istemedim. Şimdi diyor ki ablam ben diyor burada sordum. Ama iz kalır dediler. Evet, o yüzden ben istemedim diyor. Evet, izden göre bu güzel ki duruyor. Bence de çok güzel oluyor. Ne gerek var Amerika'da? Doğru. Şimdi seni soralım bakalım. Senin ne şikayetin var? Hocam, benim bel fıtığım var. Ha. Bu ayağımda da kas erimem var. Bir de kis var bu ayağımda. Ne yok sende de maşallah. Artık şeker hastasıyım. Şeker de var. Tabii 65 kiloydum. Şu an 55 kiloya düştüm. Ama ne oldu şeker çıkalı? Hamilelikte çıktı 9 yıldır. Ama ben sürekli hani 100'ün üstüne çıkartmamaya çalışıyorum. 160 oluyor, 170 oluyor. Hani diyetlerle korunuyorum yaklaşık. İlaç hiç kullanmadım. Sürekli şimdi, diyet. Şimdi yediğime, şey. İçtiğime kardeşim dikkat çok ettim. Çok güzel bir şey yapıyor. Gördüğünüz gibi şekeri var ama şekeri ilaçsız kontrol edebiliyor. Çok harika bir şey yapıyor. Çok evet. Doğru bir şey yapıyor. Bol bol su içiyorum. Harikasın. Şimdi ben sana şeker için güzel bir şeyler söyleyeyim. Evet. Çok daha iyi olacak. Bir, çörek otu. Evet. Mahlep, tarçın, zencefil tozlarından alacaksın. Bir cam kavanoza koyacaksın. Evet. Bir cam kavanoza koyacaksın. Bunu
her yemek arasında yaklaşık ondan dolu dolu bir tatlı kaşığını yoğurda karıştırıp yiyeceksin. Tamam. Bu senin şekerini düşürmede çok faydalı bir. Evet. Bir de zeytin yaprağını çayın iç bacım. Zeytin yaprağını çayı. Zeytin yaprağını çayı da şeker yaklaşık, düşürmeden mükemmel evet. iyi geliyor. Buna da dikkat et. Şimdi bacağın ağrısı tam nerede oluyor? Benim şu bacağımın ağrısı burası çok ağrıyor. Bir de burası ağrıyor. Şurası ağrıyor. Uyuşukluk oluyor orada. Evet zaten. Peki şöyle ayağını kendine doğru çek bakayım. İyi tut. Güçlü tut. Bırakma. Evet sevgili seyircilerim eğer ayağını böyle yaptığınızda pıt diye aşağı düşseydi o zaman diyecektik senin bu ağrında tehlike var. O kadar değil. Kalk bakalım bir ayağa. Tam ağrı şuradan da mı oluyor? Evet. Tam buradan buraya vuruyor. Evet. Tamam, evet. Otur bakalım. Şimdi o bölgeye sıcak uygula. Sıcaktan sonra sana şimdi bir merhemler söyleyeceğiz. Onları sür. Bel hareketleri yap. Kalça kuvvetlerini hareketleri evet. yap. Onları yap. Bir de evine şöyle bir barfix demiri koydur bir yere. Orada sallan. Mesela barfix demiri yoksa tut şunu bir yola. Hocam bende pil var. Ben yapabilir miyim? Yaparsın. Benim boyum yetişmez yetti ona. Yetti işte. Bu kadar lazım. Çekmene gerek yok. Böyle bırakacaksın. Bu belinde açılma olur. Bu yetecek işte. Bu kadar. Kapının mümkün olduğu kadar menteşesine doğru yapın. Buradan yaparsan kapıyı da bozarsın. Menteşe tarafından yapın, uç tarafından yapın. Ben sizin sürekli takipçinizim. Ve şu anki sağlığımda size borçluyum. Önce Allah'a size. Çünkü yaptıklarınızın hepsine yani gücüm yettiği kadar uygulamaya çalışıyorum. Çok güzel. Evet sevgili seyircilerim bize güzel bir haber bu bacımdan. Demek ki bizim Kanarya'daki bu programımız çok başarılı olmuş. Çok başarılı. Neden? Evet şanslı. Bir tane bile kardeşimiz bizden fayda gördüm diyorsan ne mutlu bize. Bu bacıya söylediğimiz gibi çocuklarınıza da D vitamini nelerde var? Balık yedirin. Süt, yoğurt, yumurta, peynir bu grubunu arttırın. Bunlarda evet. D vitaminleri var. Evet, bende D vitamini eksikliği varsa sen de kendine kalsiyum ve D vitamini takviyeleri yap. Evet, kalsiyumum, D vitaminim ve kanım şu an düşük. Sürekli takip ediyorum. Ben sürekli doktora gidiyorum yani. İyi, asla hiç bir şey kendime bırakmıyorum. Çünkü benim ailemde kanser var. Ben de taşıyıcısıymışım. Doktorların söylediğine göre. Onun için sürekli zaten 3 ayda bir mutlaka kan veriyorum. Aferin. Sürekli. Bacım maşallah çok aydın bir kardeşimiz. Çok kendine de dikkat etmiş. Tebrik ederim. Biz ne diyoruz? En iyi doktor hastanın kendisidir. Evet sevgili seyircilerim. Ablalarım sarmaya devam ediyorlar. Şimdi gösterelim bakalım. Sardıklarını bir görelim. Şimdi şu ablamın sardıkları. Sizin değil mi efendim bu sardıkları? Teşekkür ederim. Bu da Feridun Kunağ'ın sardığı. Bakın minimin minimine ne kadar düzgün. Ablamınki biri yamuk, biri şeylik böyle ne bileyim yani. Takdir sizin. Takdir jürinin bak şuna bak. Adam milimetrik kumpasla ölçmüş böyle bak. Hocam o yamuklar şeyden yaprağın küçüklüğüne göre. Sen ne üstüne alınıyorsun ben bu ablama yani söylüyorum. Sen ablam hiç cevap bile vermiyor baksana. Mikrofon nerede hemen beni hedef aldığınız için söyleyecek bir lafım kalmıyor. Abla hedef kasıt almadım. Var, şöyle kasıtmasın. Kasıt sohbet ediyoruz, sohbet. Ayselim sen de ne yaptın? Yani dolma mı sardın, ah, boşa hocam, mı sardın? Ne yaptığımı biliyor muyum ben? Şuna bak ya. şuradan Mustafa abiyi çağırsak yapsak o senden daha iyi yapar Ayselim ya. Ne dersin? Bak ne diyor, daha iyi yaparım diyor. İnanıyorum hocam. O zaman güzel sar, biliyorsun görücüler falan meselesi de var. Bitirdim, evlenmekten vazgeçtim. Ha, o yüzden serbest artık, o yüzden önemli değil diyor. Evet, şaka bir tarafa kardeşlerimize takıldık. Evet, şimdi ne yapıyoruz kardeşler? Size çok özel bir sirke yapıyoruz. Lütfen bu sirkeyi güzelce izleyiniz. Ne sirkesi bu? Şekeri düşürmeye yarayan bir sirke yapıyoruz. Eğer şekeriniz varsa ama şöyle şeker bak bir daha söylüyorum. İlaç kullananlar için konuşmuyorum ben. İlaç kullanmayanlar için konuşuyorum. Ne yapıyoruz? Limonu aldık. Kaç tane? 3 tane limonumuzu aldık. Beyaz kısımları soyduk. Diğerle beyaz kısım, sarı kısımlarını soyduk. Beyazı kaldı. Bunları şöyle sıkıp sıkıp atıyoruz. Bir daha söylüyorum. Bu sirke kesinlikle ve kesinlikle aynı zamanda kilo vermek isteyenler için de çok faydalı. Şekeri düşürücü özelliği var. Zaten kilo neden oluyor? Vücuttaki fazla şekerden oluyor. İşte siz kilo vermek isteyenler de yemeklerden önce ve yemeklerden sonra bu sirkeden şöyle bir fincan kadar içerseniz kesinlikle ve kesinlikle kilo vermede çok faydası oluyor. Çünkü şekeri nötralize ediyor kardeşler.
limonları şöyle sıkıp sıkıp atıyoruz. Kaç tane? 3 tane limonumuz var. Sıkıp sıkıp atacağız. Bu sirkemizin içinde çok değişik şeyler var. Zeytin yaprağı denen bir nimet var kardeşler. Zeytin yaprağı mükemmel şekilde şekeri düşürüyor. Heh, içiyorsunuz öyle mi abi? Çok iyi yapıyorsun ama pek fayda etmemiş gibi. Ne dersin? Şimdi şöyle ablalarım, şekeri düşürmek için, kilo vermek için, sağlık için de zeytin yaprağını içebilirsiniz. Mükemmel de doğru yapıyorsunuz. Abla ne, nasıl içiyorsun, nasıl demliyorsun? Nasıl dem? Ben kaynatıyorum. Fazla kaynatmıyorum. Çünkü fazla kaynatınca evet, ne oluyor? Şeyi gidiyor. Acı oluyor. Evet. Acı oluyor bir de. Acı fazla oluyor. Kaynatmıyorum. Evet. Acı oluyor. Evet. Tamam. Ablam çok güzel yapıyormuş. Şimdi limonlarımızı koyduk. Limonlarımızı koyduk. Hemen cevap vereceğim. Bir dakika müsaade edin. Limonlarımızı koyduk. Şimdi reklama gitmek zorundayız. Bu sirkeyi kaçırmayın. Böyle bir sirke yok. Bu sirkeyi parayla bulamazsınız. İstediğiniz yeri gezin. Böyle bir sirke yok. Çünkü bunu sadece Feridun Kunağ'ın programında bulabilirsiniz. Feridun Kunağ'ın anlattığı bir sirke. Evet, reklama gidelim. Reklamdan sonra dolmalar ne oldu göreceğiz. Bakalım neler yapmışlar, neler yapmamışlar. Kiminki güzel oldu, jüri karar verecek. Sevgili kardeşim, reklamdan sonra buradayız. Evet, şimdi sizlere sirkemize devam ediyoruz. Ekip de bu arada çok güzel şeyler söylüyordu. Hatta reklam arasında çok güzel bir türkü başladılar. Neydi o türkümüz? Hadi. Zeytinyağlı. Hadi başlayalım o zaman. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, basmada fistan giyemem aman. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman, ben efendim diyemem aman. Kaldım dumun içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Harikasınız. Buyurunuz. Aysel arkadaşım, niye evlenmekten vazgeçtin hayatım? Ya özgürlüğü elden vermek istemedim. O zaman biz iki bekar arkadaş evet, olalım. Tamam aşkım. Takılalım. Peki. Vallahi tamam. Çok iyi olur. Peki. Bol bol dolma saralım. Bol bol dolma saralım. Hocam ne yapayım? Ne güzel. Gam yok, kasavet yok. Oo ya, bakın öyle. Keyfinize. Gelecek adam. Vay o şimdi ne hazırlanmış. Hocam ilaç aldım geldim. Evlenmemiş daha bekar ama bu şekilde biraz zor evlenir ya. Adam kadın dolma sarmayı bile bilmiyormuş diyor ya, ilk defa sardım. Bu babasına, yaşına kadar ne yaptın? Babasına sardırıyormuş dolmayı. İlk defa sardım ama. Geçen bir kere yaprak sarmış. O da onun da ilkiymiş. Bunun da ilki. Beğendi. Çok güzel oldu. Kız tamam beğendi de ama bu zamana kadar neredeydin? Hiç mi sarmadın? Çalışıyordum hayatım hiç ben. Hiç lahana sarması yemedin mi? Çalışıyordum, çalışıyordum. Anam vallahi vallahi bu kadın var ya çok tembel. Ben diyor her halükarda sararım evet da hocam, evlenirim. İşte acemiyim ama tamam ama hocam? Kaç yaşına gelmiş daha bu saatte bir tane de ilk defa daha yeni sarıyormuş ilk defa. Onun yaş ilgisi yok. 10 yaşındaki çocuk da sarıyor ya. Hatta. Abi kız olmaz böyle bir ama. Abi, yaş önemli değil. Değil mi hocam? Bence birazcık haklı gibi. Yani bu yaşa kadar da dolma evet sarmadıysan. Almaz onu hiçbir yani adam almaz. Vallahi almaz. Bir şey söyleyeceğim. Demek ki Feridun. Hayatım demek ki Feridun konaklı. Aynen desene, öyle. Yazık aynen sana. Hadi bundan sonra açıldı kısmetler. Hadi hocam. Aynısı. Hocam evde kalmadım. Çok talip var ama ben Allah istemiyorum. Bizi, neden, çünkü bizi, neden, bizi neden, ne doktorlar neden, ne mühendisler istediniz. Tabii hocam tabii. Değil mi ama hocam? Hiç. Ne değil doktorlar, mi mühendisler isteri, müteahhitler, müteahhitler. Ben annemle babamla yaşadığım için onları bırakamıyorum. Allah razı olsun, bravo. Anlatabiliyor muyum? Annene babana. Onlar benim her şeyim. Evet, biz annene bir annene babana bir selam gönderelim. Canım annem babam, sizi çok seviyorum. Biz Şevk, de çok selamlarım. Şevki Bey ve Safiye Hanım. Allah seni başı, sizleri başından eksik etmesin. Amin, 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 amin. Evet, ben sirkeme devam ediyorum. Bacılarım dolmalara biraz şöyle devam ediyorlar. Şimdi bakın bu sirke bir daha söylüyorum. 3 tane limonu sıktık koyduk. Limonlarınız küçükse 4 de olur, 5 de olur fark etmez. Bir tane de böyle çizik yeni yeşil zeytinlerden koyuyoruz. Yeni olmasında yarar var. Yani taze
olursa daha iyi. Bir bardakta çizik zeytin koyduk. Çizik olması lazım zeytinlerinizin. Ve çok önemli bir şey kardeşlerim. Biraz sonra çayını da yapıp göstereceğiz. Zeytin yaprağı. Lütfen tam zamanı şimdi zeytin yapraklarını toplayınız, kurutunuz. Ne olursunuz kaçırmayın bu fırsatı. Yaklaşık bir bardak kadar da zeytin yaprağı koyduk. Sevgili kardeşlerim, kekik de inanılmaz bir şekilde şekeri düşürücü özelliği var. Bilya kekik olabilir, dağ kekikleri hangisi olursa olur. Yaklaşık bir fincan kadar da kekik koyduk. Evet, şimdi size bir bitki soracağım. Bu bitkiyi acaba tanıyabilecek misin? Tabii birazcık hatamız var. Sadece yaprağını sorabileceğiz. Ablam Ankaralı, ben de Ankaralıyım biliyorsunuz. Esas Eskişehirliyim ama doğma büyüme Ankaralıyım. Ay, yaprağı tanıdım da adını getiremedim hocam vallahi. Tanıdın mı? Tanıdım vallahi. Nasıl tanısın ya? Ama adını... Adı yok. Bence pek tanımadın abla ya. Tanıdım, vallahi tanıdım. Kıtışlı şey... O bitkiyi tanıdım ama bilmiyorum adını. Peki, şimdi biraz tarif et peki. Hatırlayamadın mı? Meyvesi nasıl? Hadi tarif et bakalım. Meyvesi? He. Bak meyve bile, meyve olduğunu bile bilmiyor. Benim bildiğimde meyve yoktu İşte bu demek ki senin tanıdığın bitki değilmiş bu. Hocam bu zeytin yaprağı da bence... Zeytin yaprağı koyduk bacım, zeytin yaprağı değil. Neyse alamayacağız. Bak zeytin yaprağı bu. Ama bak zeytin yaprağı bu. Birazcık benziyor ama. Biraz. Alıç değil. Koklayayım mı hocam? Alın alın birer tane evet alın. Ya. Koklayın yiyin. Yok. Bunun meyvesinin bir özelliği var. Bunun meyvesi hemen yenmez. Bunun meyvesi çürüdüğü zaman yenir. Bunun meyvesi... Hocam ben söyleyebilirim. Tamam. Olan. Evet. Bunun meyvesi çürüdüğü zaman yenir. Olan. Kim söyledi? Şuradan birisi bir şey söyledi. Ne dedin? Dongel diyorlar. Dongel bir şey daha söyledin. Dongel mi? Başka bir şey. Biri bir şey söyledi şuradan. Üvez dedi arkadaşım. Kim dedi üvez diye? Ne longan diye de üvez dedi. Üvez dedin tamam. Nerede? Nerelisin sen? Ereğli Zonguldak. Zonguldak. Evet. Üvez yaprağı bu. Üvez yaprağı inanılmaz bir şekilde şeker düşürüyor. Anadolu'yu gezerken öğrendik. Sevgili kardeşlerim, meyvesi değil yapraklarının çayını içtiğiniz zaman şaşırtıcı bir şekilde şekeri düşürüyor. Üvez yaprağıydı bu da. Üvezin muşmulagillerden. Üvezi direkt yediğin zaman ağzınız yüzünüzü buruşturuyor. Ama biraz bekleyip o kendine göre bir fermente oluyor. Yani biraz rengi değiştiği zaman, kahverengi olduğu zaman yiyorsunuz. İşte üvez yaprağı da çok önemli can kardeşler. Bir fincan kadar da üvez yaprağı attık. Evet, geriye ne kaldı? Bir çorba kaşığı tuzumuz kaldı. Evet, bir bardak da sirkemiz kaldı. Evet, şimdi üstüne ne koyuyoruz? 4 litre suyumuzu koyuyoruz. Kardeşlerim lütfen bu sirkeyi yapınız. Yalnız bu sirkelerde dikkat etmeniz gereken şeyleri söylüyorum. Üstünde küf olmasın. Bizim de bazen burada yaptıklarımız da oluyor. Üstünde küf olduğu zaman o küfü almanız lazım. Bazen bu bitkilerin üstündeki yabancı maddelerden dolayı küf olabiliyor. Küf görürseniz onu alacaksınız ama beyaz barlanmaya dokunmayacaksınız. 2 günde bir, 3 günde bir muhakkak bakınız, karıştırınız. Üstü bez olacak ki fermentasyon işlemi olsun diye. Şöyle iyice karıştırmanız lazım tuzu da erisin diye. Bir daha sayalım içindekilerini. 3 tane limon ama limonlarınız küçükse 4 de olur, 5 de olur. Sarı kısmını soyacağız, beyaz kısmı duracak. Söyle kardeşim. Lahanaya bakabilir miyim kalkıp haşlanmadım? Sen lahanaya bak, haşlanmış lahanaya bak. Yeniden haşlıyoruz. Ekip o kadar hızlı ki lahanalarımız yetmedi. Şimdi devam ediyoruz. Limonu söyledik. Sevgili kardeşlerim, bir bardak zeytin yaprağı koyduk. Bir tane de yeşil zeytin koyduk. Zeytinleriniz çizik olsun dedik. Hatta ezik olursa daha da iyi. Bir fincan kekik koyduk. Bir fincan demin konuştuğumuz üvez yaprakları koyduk. Üstüne tuz koyduk. Sirkemizi koyduk. Yaklaşık 15-20 gün sonra mükemmel bir sirkemiz hazır olacak. Kardeşler kendi şekerinizi kendiniz ayarlayınız. Kendinize göre hareket ediniz. Eğer
Şekeriniz yüksekse biraz daha fazla içebilirsiniz. Düşükse daha az içebilirsiniz. Bununla mükemmel bir şekilde ilaç başlamamış olanlar şekerlerini çok güzel düşürebilirler. Bunu söylüyorum. İlaç kullananlar doktorlarına danışmadan bir değişiklik yapmasınlar. Doktorların dedikleri her zaman önemlidir. Doktorlarınız bizi daha iyi bilir. Biraz sonra size sevgili kardeşlerim şeker hastalarının canı tabii ki tatlı çekiyor. Güzel bir tatlı grubu yapacağız. Onların tatlı ihtiyacından da gidereceğiz. Evet, yapraklar nasıl devam ediyor mu? Nasıl durumda? Ben nasıl yaptım anlatayım. Söyle kardeşim. Ben şimdi bunu içini yaparken tencereye lahanayı bütün koyup üstünde buharıyla yaptım bu içini. Bunu? Evet. Bakın gördünüz mü? Bir şey daha öğrendik. Neden? Güzelce onun kokusu silmiştir. Bahananın kokusu silmiştir. Hiç kavurmadım. Sen biliyor muydun öyle bir şey? Ben öyle bir şey bilmiyordum vallahi. Ben ayrıyeten aşkım. Ya demek ki daha öğrenmediş, söylesene. Daha öğrenmediş. Mikrofonun evet. Öbürü nerede? Daha öğrenmediş şeyler var mı? Ya Aynur Hanımcığım. Bak öğrenmediğin şeyler varmış. Sana da bir koz Aysel geldi şimdi. Ne oldu, rahatladın mı? Canım benim Aysel Hanım'dan öğren. Bak mis gibi kokuyor. Mis. Ya orada dereotu kokuyor. Allah aşkınıza. Olur mu, tarçın var hocam. Her şey var burada. Üzüm var. İçinde o kadar güzel şeyler var ki kokmamak. Nerede çok İyi de senin dün hazırladığın içinde bir tane dolma fıstığı yoktu. Bir tane üzüm yoktu. Yok param yoktu, pulum yoktu. Para yoksa verelim dedik. Onu da almıyor. Çok da gururlu. Dedi ki abla para yoksa verelim al. Yok hocam, onu da. Hocam İnci Hanım sevgisini kattı. Ha. O yüzden. Evet, en güzeliydi, doğru. Evet, evet. O zaman sözün bittiği yer benim fazla konuşacak halim kalmadı. Biz ne kattık? Yok, 2 saattir türkü söyledik burada yani. Evet. Sevgimizi türkümüze kattık. Hayatım bekle seni dövecekti. Zeytinyağlı yiyemem aman işte basmadım. Dünkü dedi. Ha, anlat Fıkra'yı hadi. Şimdi Ankara'da şey vardır, Yıldız Mahallesi'nin ötesinde bir köy vardır. Karataş Köyü. Karataş Köyü, evet. Bilirsiniz diye söyledim onu. Tamam ablacığım. Ondan sonra bir gün bir bakmış ki Amerikalı silahıyla beraber oralarda av peşinde koşuşturuyor. Oradan demiş ki köylünün biri, çoban veya bilmiyorum neyse, demiş ki hey Johnny demiş, Johnny bak orada şey demiş. Vuracağım demiş, şey demiş. O da demiş ki thank you, thank you. O da demiş ki lan dünkü değil bugünkü demiş. Harikaydı, harika. Onu da beklemedin ki hayatım. Değil, senin de sesin güzeldi, olmaya renk kattın. Bizi şeflendirdin. Ay çok teşekkür sesinle ederim. İnsafa geldin maşallah sana ya. Sen insafa gel. İnsafa geldin maşallah sana gel. Ben senden böyle bir takdir beklemiyordum ama yine de teşekkür ederim arkadaşım. Ben çok kibar ve nazik bir insanım. Ay çok teşekkür ederim. Sen tanımıyorsun beni o yüzden. Hele sen beni bir tanısaydın. Ah. Ama senin şeylerini, duyumlarını alıyorum ben. Öyle mi? Nasıl ne gibi bir duyum? Nasıl bir duyum? Sesi güzel diyorlar, güzel türkü söylüyor diyorlar. Ama söyledi hakikaten, doğru. Şimdi sarmaya devam ediyoruz. Gelecek. Hocam. Bakalım İnci ablam. Ya İnci abla kızma şimdi de bak. Şimdi o kadar güzel sarıyorum diyorsun. Bak şimdiden açılmış abla, bak açık ya. Ne diyorsun buna? Sizin lahanalarınız zaten zor birleşiyor. İyi de canım ona göre... Mücadele veriyorum durmadan. Ya açık kenarı şey falan açık. Bak kıvır olmuş şimdi bak, güzelce. Tahta gibi bak. Ablacığım bak şurasını... Yani, hayır. Bak orada herkesin daha da açık. Gelip niye beni hedef alırsınız hocam? Baksana, ya? Baksana şunda bir tane açık var mı? Şunda bak. Kimde? Ben kendimkini gösteriyorum. Bak bir 3 tane bir şey sardı. Hiç açık. Reklamını bitiremedi. Zaten öyle yapacaksın. Şimdi Serap Hanım bir şey öğrenir, bana anlatır. Senin ben... açıklarını kapatıyorum. Sus. Ha? Ne yaptın da açık yaptın? Bak kapattım açıklarını. Vallahi çok güzeldi benimki şimdi. Şimdi dur ya, lafımı böldünüz. Sarma bozuk. Şimdi Serap Hanım bir şey öğretir, bana anlatır. Ben ondan sonra onu bir yerde böyle çok güzel anlatırım. Bunu ben söyledim der ama boşver derim ya. Satan önemli. Sen istediğin kadar konuş yani. Satan önemli. Kadar... Onun İnci ablanınki de öyle şimdi. Benim eşim de öyle yapardı. Mesela bir şeydi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir fikir verirdim, bunu planlardım, ona söylerdim. O da benim yanımda arkadaşlarına şunu yapacağım, bunu yapacağım sanki diye kendisi biliyormuş anlatırdı. Ne derdin o zaman içinden? En sonunda Can Buram'a geldi, dedim ki Hasan, onun patentini kim verdi sana? Ne derdi? O zaman susardı.
oradakiler katılırdı gülmekten. Bilirler benim öyle şey şakalara girdiğimi. Evet. Onun şimdi... patenti bendeydi. Ben sana verdim de, derdim. Tamam. Hadi devam ediniz bakalım. Ben de şeker hastalığı ile ilgili konuşmama devam ediyorum. Şeker hastalığının bende var mı derseniz nasıl anlayacaksınız? Şimdi anlatıyorum. Dinleyiniz. Halsizlik başlıyor kardeşler. Birdenbire tuhaf böyle baş dönmeleri, halsizlik, hafif görme bulanıklığı, böyle boz bulanık görme tabir ediyoruz. Bir de çok su içiyorsunuz, çok su içme ihtiyacınız geliyor. Sık sık ağzınız kuruyor. Bir de anlamadığınız şekilde kilo kaybı oluyor. Allah Allah diyorsunuz, ne oluyor? Bir de cildinizdeki yaralar açılıyor, böyle böyle kaşıntılar falan oluyor. Kapanmıyor, yaralarınız çabuk kapanmıyor. Bir de çok iştahınız var, yiyorsunuz ama yine de kilo alamıyorsunuz. Bilhassa yemekten sonra, yemekten bir süre sonra eliniz ayağınız tekrar titremeye başlıyor. Böyle içiniz, mideniz kazınır gibi oluyor. Böyle var mı içinizde olan? Kimde? Ne oluyor abla sende? Benim ayağım boşanıyor. Böyle hiç yürüyemem. Gözümün önü böyle pırpır oluyor. Şekerini ölçtürdün mü hiç? Evet, 130-140. İlaç kullanıyor musun? Yok, ilaç vermiyorum. O zaman gözün aydın. Bugün bizim dediklerimizi yap, bu sıkıntıdan kurtulacaksın. İnşallah. Bakın bugünkü bizim söylediğimiz bunlarla ama... İnşallah. Bu ablamınki %100 kiloyla ilgili, evet, bir şey. Kilom var. Biraz 99. Kilo olacak. Göbeğimizi de ölçeceğiz. 88'in altında olacak. Ne dersin abla? Tabii doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorum. Evet. Annem de çok böyle çok uyuyor, yatıyor. Ha? Belim biraz ağrıyor, uyku diyor, hali de var mesela. Şekerde uykuya meyillilik durum var. Oturduğu yerde böyle hafif böyle seyrederken böyle... Böyle uyuklar şeker yüksekliğine bağlı. Böyle olan var mı? Tedavisi mümkün mü? Tabii şimdi onu anlatıyoruz işte. Evet. Bugün anlatıyoruz. Ama mesela, geçmeyebiliyor. Mesela bu sirkeyi yapacaksınız, hemen evet, rahatlayacaksınız. Tamam. Esas şimdi bir şey daha söylüyorum ki... Bunun için birçok doktor arkadaşım da telefon etti. Hocam bu çok önemli bir şey, çok güzel bir şey. Ne olur bunu herkese anlatalım dediler. Hatta bunun hapını yapmayı teklif ettiler. Bir üniversiteden arkadaşlarım da. İyi dinleyiniz. Bunu herkes yapsın. Şekeri mükemmel şekilde düşürüyor. Ne yapacağımı söylüyorum. Yaklaşık sevgili kardeşlerim 2 çorba kaşığı kadar mahlep. Mahlebi biliyoruz değil mi? Pastalarda falan kullandığımız mahlepten. 2 çorba kaşığı mahlep. 2 çorba kaşığı tarçın. 2 çorba kaşığı zencefil. 2 çorba kaşığı zerdeçal. Sevgili kardeşler, 2 çorba kaşığı da çörek otu, ama çörek otunu havanımız neredeydi? Havan, ha, buradaymış. Bunu lütfen dövülmüş olsun. Yani toz olsun. Bir daha anlatıyorum. Bir daha anlatıyorum kardeşlerim. Mahlep, tarçın, zencefil, zerdeçal ve çörek otu. Hepsi aynı oranda. Ben 2 çorba kaşığı diyorum ama siz baharatçınızdan mesela atıyorum 50'şer gram alınız. Bir kavanoza bunu koyunuz. Yani hepsinden aynı oranda kavanoza koyunuz, karıştırınız. Bakın bir daha söylüyorum. Bu söyleyeceğim, bu karışımı kilo vermek isteyenler de kullanabilirler. Korkmadan kullanabilirler. Mükemmel kilo verdirici özelliği de var. Nasıl yiyecekler kilo vermek için? Yemeklerden önce yiyecekler kardeşlerim bunu. Yemeklerden önce yiyecekler. Sizler de şekeri hafif, mesela ablamınki 130-140 mıymış? Bu ablam mesela her yemekten sonra bir çorba kaşığını, bundan bir çorba kaşığı alacak. Bir kap verir misin? Bir çorba kaşığı, bir kap istiyorum. Karıştıracağım. Bir çorba kaşığı yoğurdun içine, bir tatlı kaşığı bundan karıştırıp yesin. Bakın bundan da bir tatlı kaşığı dolu dolu şöyle karıştırıp yesin. İşte kardeşlerim, bu mükemmel karışım sizin kilo vermenizde artı şekeri düşürmenizde mükemmel. İlaç kullanmayan kardeşlerim lütfen bunu deneyiniz. Göreceksiniz çok mükemmel bir şekilde şekeriniz düşecek. Kilo vermede de yardımcı olacak. Ne vardı içinde? Çörek otu, mahlep, tarçın, zencefil ve zerdeçal. Bunu kesinlikle ve kesinlikle çok faydalı olduğunu denemelerle sabit. Lütfen deneyiniz. Bakalım dolmacılar ne yapıyorlar görelim. Bu sene lahanaları niye böyle kırdın?
Yaramlamam. Ne olmuş? Yapraklar bölünüyor. Biraz havanın etkisi, biraz soğuğun etkisi, sıcağın etkisi onların etkisi olmuştur. Bir de lahana küçükmüş ya hocam, yaprak sarmalıkları az. Büyük olacak içinde, böyle kocaman olacak. Bak bu kökleri, bunlar sarılmaz ki. Tamam. Bunlar onları ne yapılır? Onlar ne yapılır? Kapuska yapılır hocam. Kapuska çorbası yapılır. Peki bir şey soracağım. Kapuska çorbasına yabancılar ne diyorlar? Onu bilmiyorum hocam. Söyle biri bir şey dedi. Ha, borç. Sizi hangi memleket seninki? Ben Rus'um. Ha, borç. Borç çorbası. Borç çorbası. İçine nasıl yapıyorlar bir söyle abla. Onlar pancar olacak, patates olacak, soğan olacak. Lahana bolca lahana olacak. Olacak. Tamam. Kovuruyorsun, lahana kovurmadan koyuyorsun. Tamam. Ondan sonra bunun adı borç çorbası. Borç mu? Evet. Ben Futbol Federasyonu doktorluğunu yaptığım sırada çok sık yurt dışına gidiyorduk. Hocam, yurt dışına gittiğimizde bizim genç milli takıma bakıyordum benden çok. Çocuklarımızın en çok sevdiği çorbaydı Rusya'ya gittiğimizde. Hemen o çorbadan isterdik. Hocam biz onu kemikli etle yapıyoruz. Bol pul biber çok güzel olur. Sen nerelisin abla? Ben Sivas Zaralıyım. Zara ha. Şimdi ablam söyledi kapuska da denir. Lahana da denir. Sulusuna çorba diyorlar herhalde ama kemikli böyle birazcık da kuyruk eti şey yağı falan olursa et de koyarsan bildiğimiz dolgun yemek gibi şundan biraz daha sulu olursa ona da kapuska deriz. Harika olur ama. Harika olur. Bak Aysel'cim diyor ki beni görenler beğensin ben çok marifetliyim diyor. Vallahi hiç hele yazık etmiyorum diyor. Şimdi hemen çorbalık yapıyor. Çorbalık yapıyor. Çorbalık yapıyor. Harika. Evet getir şeylerimizi dizelim artık. Ablalarım ben şey yapıyorlar dizelim. Dizelim tencereye. Bu sarmaları sardım ya mesela böyle. Kalan kökleri. Tencere pişen bunun piştiği tencere. Dibine koyacağız işte getiriyoruz şimdi. En altını koyacağız. Şimdi bu kiminkiydi? Bu benim. Ebe güzelim senin de şimdi şunu sarcağını sarma ama daha iyi yani. Bir tane ekledim vallahi. Bunu sarma yani şuna bak. Ablalar söyleyin iyi mi bu şimdi ne olur? Ama i̇yi mi? Yaprak yok. Şu iyi mi? Onu sonra da yap. Hocam, onu yiyecekti o. Onu yiyecekti ya. Yapışacak o. Pişince yapışıyor çok güzel. Bu yip pişince yapışıyor. Aynen. Yapışıyor. Şuna bir tane mühür vur bakalım pişince yapışmak. Pişince dağılır bu. Bu ne ya şuna bak. Kenarı da açık. Dur. Bak kenarı da açık. Bak kenarı da açık. Bakın ablalar kenarı da açık. Bak. Güzel yapraktan güzel lahana sarılır. Ama ha bak bu güzel bak. Bu 10 numara. Bu 10 numara. Bu 10 numara. Ama hiçbir zaman Feridun Kunaki gibi olamadılar yani. Bak. Benimki, nasıl benimki daha güzel? Hocam siz bu... Bak şuna bak. Şuna bak. Bak. Bakayım. Bırak elime bırak benim. Al. Bak köke. O kök onun üstüne yapıştıracak. Onun ağırlığıyla güzel şişirecek. Seninki yapışacak da bizimki niye yapışmasın? Ben onu anlamadım. Bu niye yapışmasın? Yapışmaz. Dışarıdan bak. Yapışacak mı? Bak. Kötü olduğunu gördü götürüp koyuyor oraya mı? Al canım kardeşim. Aynur Hanım güzel olmadı diye hocamla polimiğe girmeyin. Tamam. Sesinizi yükseltiyorsunuz. Şimdi hocayım mı? Polimiğe giriyorsunuz. Biz her şeyimizi burada iyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı konuşacağız. Bak, hocamınki... Hoca yapma değil, hoca zaten bir tane. He. Tamam bak. Tamam geri al. Hemen döndü. Tamam. Bak şimdi İnce ablamınkine ne diyorsunuz? Şimdi biraz da jüriye sorayım. Ver bakayım mikrofonu. Arkadaşlar beğendiğinizde lütfen alkışlar mısınız? Ama... Seyirci benim. Ama dikkat edersen alkış sesi biraz zayıftı. Lütfen. Dur bir dakika şimdi dur. Benimkini beğendiyseniz Mustafa abi alkışlasana ya. Gördün mü? Benimki. Peki dur şimdi sırayla alkışa göre birinci tayin edeceğiz. Benimki Allah aşkına. Aha. Bu kardeşimin kim? Peki, yemin ederim peki, çok güzel bu duruyor. Bacımı ilk defa, ilk defa saran... Ömer Önce bir daha çek, vallahi çok güzel duruyor bak. İlk defa saran. Vallahi ilk defa alkışlar gibi alkışlıyorsunuz siz de ya. Niye öyle yaptılar hocam, ki? Hocam sizin alkışlamanız yeterli gerek. Bence de. Teşekkür ederim. Peki şimdi geldik. Bütün bu şeyin içini hazırlayan, bu kadar uğraşan Aysel kardeşimkine ne diyorsunuz? Çok cılız alkışladınız ya. Vallahi billahi hayret. Hayret ki hayret.
Evet, şimdi getir tenceremizi dizelim. Getirdin mi? Tencereleri diziyor musunuz? Dibine ne yapıyorsun İnci abla? Dibini korusun, herhangi bir tutmamak hani da olursa. Hani yandığında bunu, en azından bir sarar mararsa bunu tutsun sarar diye sararım tamam mararsın. Sarmalara zarar gelmesin. Zarar gelmesin, peki. Ben evvela kendi sarmalara kendinkini güveniyorum. Şöyle bir köşeye sen de ikinizinkini sar, siz de ikinizinkini güzelce şey yapın. Ayrı ayrı pişecek. Evet, ayrı ayrı pişeceğiz işte. Hepiniz ayrı değil. İki paylaştıracağız. İki aceminki, iki ustanınki. Bakacağız, göreceğiz. Orası mı acemi? Acemiyim dedi ya. Niye pes abla? Ha? Bekar olunca acemi mi oluyor? Tabii. İşimizi yapmıyoruz ki. Ben de bekarım vallahi. Ne yapacağız şimdi? Ama sen evlenmişsin daha önce İnci ablacığım. O da evlenmişti. Hayır, hiç evlenmedim ben. Sen evlendin mi? Hocam, ya Serban'ın evlilikle, bekarlıkla ne alakası? Mustafa ben abi de diyor ki evlilik programı mı yapalım? Neredeydi evet şimdi? Hocam önce eşine beğendirsin diye ben soruyorum evli mi değil mi diye. Hocam evlilik bekarlıkla alakası yok ki. Bu el becerisidir yani. Öyle ellerinde varsa o beceri yaparsın. Doğru, doğru. Evet, şimdi sevgili kardeşlerim bir görüntülerimiz var, görelim. Ekibimiz şekerle ilgili sorular sormuştu. Bakalım neler sormuşlar, cevaplarımızı verelim biraz sonra. Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı insanların yedikleri yiyeceklerden kandaki glikozun yükselmesi diyebiliyorum. Şeker hastalığı, onu bilemiyorum. Şeker hastalığı nedir? Çok şeker yemek. Şeker hastalığı mı? Onu bilemeyeceğim. Annemde de vardı ama. Şekeri çok yiyecek mi oluyor? Ya vücudun yaptığı bir şey ya, değil mi? Vücudun yaptığı bir şeker hastalığı. Yani vücut kendi yapıyor. Yesen de yemesen de, değil mi? Şeker hastalığı da yani vücudun kendini yapmış olduğu bir hastalık. Yani şekeri bol yersen, şekerli şeylerden fazla yersen, spor fazla yapmazsan bunlardan doğar. Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı bünyenin bir şey değil, şeker hastalığı. Yani tatlı yemeyeceğim. Şeker hastalığı kötü bir hastalık herhalde. Şeker hastaları nasıl beslenmeli? Yediklerine dikkat etmeliler. Şeker yememeleri çok. Ekmekten kaçınmalılar. Diyet yapması lazım. Tamam mı? Ekmeğe çok, pirince, bulgura, öyle yiyeceklere dikkat etmesi lazım. Sıvı şeyler yemesi lazım. Şeker hastaları nasıl beslenmeli? Hep tuzlu yesinler, şeker yemesinler. Şeker olan yiyeceklerden biraz sakınmalı lazım. Ekseriyette şeker hastalıklarının bütün sebebi şekerin fazla yenmesinden olan bir şeyler. Şeker hastalarının egzersiz yapması sakıncalı mıdır? Zannetmiyorum sakıncalı olduğunu. Yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Çok iyi bir şey. Egzersiz yapması lazım. Sürekli egzersiz yapacak yavrum. Ne kadar vücudu hareket edersen o kadar direnci gelir yani. Ne bilmiyorum işte. Şeker hastalarının egzersiz yapması sakıncalı mıdır? Şeker hastalığının egzersiz yapması sakıncalı mıdır? Var, ondan pek ilgimi yok. Hadi gel. Getir sen de, getir sen de. Gel sen de gel. Bırak onları, gel. Yok yok. Benimkileri de koysaydın, neyse. Öbürlerine koy, gel. Biraz bana zeytinyağı verebilir misin? Zeytinyağı istiyor ablam. Biraz zeytinyağı ver. Biraz da. Evet, zeytinyağı ver. Sevgili kardeşlerim, bak, şimdi dolmalarımızı pişirmeye başlayacağız. Zeytinyağı istedi ablam. Evet. Evet. Şuna sen ne istiyorsun? Zeytinyağı mı istiyor, evet, musun? Evet, aynı zeytinyağı istiyorum hocam. Bir üstüne şey kapatacağım. Tekrar. Niye kapatacaksın? Geçen seferki gibi. Lahana. Tamam, kapak kapatacakmış. Al zeytinyağı. Tuz rica ediyorum. Tuz istiyor. İçinde etinde tuz vardı ya. Tuz istiyor, tuz verir misin? Yapraklar tuzsuz. Beni böyle bu boğazımdan konuşup da çıktın. Ses çıkarttırmayın bana. Tuz koyduk. Abla çok tuz koyma ya. Çok tuzlu olur. Anacığım. Yani zararlı tuz, o yüzden yeter. Tamam. Peki başka bir şey istiyor musun? Bir şey istemiyorum. Tabak istiyorum, tabak. Geçen gün münakaşasını yaptık. Dedik ya buna domates suyu koyun muhakkak dedik. Hayır. Ben böyle bir zeytinyağlı dolmaya koymam öyle şeyler. Gel. Doğru mu? Domates suyu konur mu konmaz mı? Gel. Nereye konulur? Konulur. Bak şimdi domates suyu konur. Aa, birazcık üstüne sumak, azıcık salçalı su üzerine gezdirilir. Bak. O beni açtı. Bence de açtı yani, kusura bakma da. O beni açtı. Benim dolmamın neyi vardı, pardon? Abla iyi değildi senin o dolman, kusura bakma.
Bak ne domates. Sen ciddi bak, misin? Domates. Tencereyi altın üstüne döndürecek şimdi sinirden bırak. Bir dakika. Öyle sakın. Ben de sardım. Çok ben ciddi de misiniz? Tutayım, dur. Abla ciddi miydi? Domates suyu yok. Olur mu domates susuz? Olmaz. Şey gibi kanı çekilmiş hani kansız tavuklar ne bu böyle? Tabak koy. Kansız tavuklar gibi olur diyor bak. Tabak koy. Sen koy ablacığım domates koy. Ay sen burada ince abla kenara çekil. Çiğse... Sen dur sen kenara çekil abla. Pişecek ya. Piş sen koy 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 sen ona bakma. Kavrulmadan. Başka ne koyacağız? Başka ne koyacağız? Kavrulmadan diyor ya zaten o pişecek ya. İşte. Azıcık da sumak üstüne koyalım. Konur. Tamam salçayı koyduk. Başka? Başka ne koyacağız? Dur ya bitirdin oradaki çocuklara kalmadı. Ana oraya da mı koyacaktın? Oraya da koyacaktın hepsini koy. O ne? Hadi bil bakalım. Ne o? Domates suyu galiba. Biz bir şey hazırladık ne? Söyle. Sumak değil mi? Sumak. Sevgili kardeşlerim lütfen şey abla dolmada. Sığmıyor gülüm sığmıyor. Dolmada sumak diye bir şey var biliyor muydun? Sumak? He. Olabilir ekşi koyuyorum ben mesela. Ne ekşisi koyuyorsun? Şey ekşisi koyuyorum. Kişiş gibi bir... Ne kişiş? Nar. Nar ekşisi değil. Bir bitki aklıma gelmiyor. Küçük suya oturtuyorum. Su koy veriyor. Limon gibi hep ekşi oluyor. Ondan koyuyorum. Sumak koymayalım. Tamam. Sumak da koyun şuradan biraz. Olmuyormuş o tabak. Oluyor. Evet. Ya sizinki de böyle oluversin ya. Hocam bir tane daha var. Olacak tamam. Olmaz. Hadi çabuk olun vakit geçiyor. Aynısı. Ben nar ekşisi koyacağım. Nar ekşisi koy. Nar ekşisi mükemmel olur. Tatlı değildir. Adı üstünde nar ekşisi. Ben zaten pes İnci et. Abla seninle de beraber olmak çok zormuş pes ya. Pes ettim ya ben. Nerede pes ettin? Pes ettiğin halde böyleyse. Bu konuda pes ettim. Hadi. Nar ekşisi koyuyorsun. Başka ne koyuyorsun? Yağ koydum. Ondan sonra sumak. Sumak işte karıştıracağım. Sumağı da ne yapıyoruz? Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar sumağı sıcak suyun içine beklettik. Ondan sonra da onu da koyacağız suyuyla beraber. Doğru mu? Doğru. Hadi kaynatın bir an önce. Başka su koymayacak mısınız buna? Suyumuz hazır mı sıcak suyumuz? Hadi ver. Bak sumağımızı da koyun. Çabucak kapaklarını kapatın. Ben şuradan bir çekineyim yoksa bu kadar çok hanımın olduğu yerde bana söz düşmüyor. Sevgili kardeşlerim şu çörek otu mahlep tarçını anladınız değil mi? Bunu muhakkak yemeklerden sonra şeker hastaları yesinler. Kilo vermek isteyenler de yemeklerden önce yesinler. Sevgili kardeşler, dün çok telefon geldi. Neyle ilgili telefon geldi? Biz size bir kanser önlemek için, kanser olmamak için bir karışım söylemiştik ama yapamamıştık. Şimdi o karışımı da bir anlatayım size. Şimdi anlatıyorum. Sevgili kardeşlerim, zerdeçal, üzüm çekirdeği tozu, zencefil tozu, zerdeçalın da tozuydu. Çörek otunun tozu, turp tohumunun, tere tohumunun ve hardal tohumlarının da tozu. Bunların hepsinden 50'şer gram ya da nasıl şeyse hepsinden birebir oranında birer fincan bir kavanoza koyunuz. Demin aynı çörek otu mahlepte yaptığımız gibi ailenizde bilhassa varsa, demin mesela röportajın birinde bir kardeşim diyordu ki benim ailemde herkeste kanser var, bende de olma ihtimali varmış dedi doktorlar diyor. İşte böyle bir durumunuz varsa muhakkak bu karışımı kullanınız. Bir daha söylüyorum. Zerdeçal, üzüm çekirdeği tozu, zencefil, çörek otu, turp tohumu, tere tohumu ve hardal tohumu. Hepsinden aynı oranda, birebir oranda toz olanlarından karıştırıyoruz. Toz olması lazım. Çörek otu, zencefil, üzüm çekirdeği tozu ve zerdeçal tozu. Hepsini karıştırdık, kavanoza koyduk. Kardeşler, ben fazla bir şikayetim yok. Sadece koruyucu olarak kullanacağım diyorsanız günde bir sefer yeter. Ne yapacaksınız? Onu da aynı şekilde yoğurtla yaklaşık bir çorba kaşık kadar yoğurdun içine, dolu dolu bir tatlı kaşığı bu karışımdan koyuyorsunuz. Günde bir sefer yiyorsunuz. Şüphe biraz fazlaysa sabah akşam yiyebilirsiniz. Bu da immün yani sizin koruyucusuz sisteminizi güçlendiren güzel bir karışım. Aklınızda olsun. Zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği tozu, çörek otu tozu, turp tohumu, tere tohumu, hardal tohumu tozunu unutmayınız. Dün çok telefon geldi o yüzden söylüyoruz bunu da dün yayınlayamamıştık.
Bunu sakın ve sakın unutmayın. Şimdi şeker hastaları için, şeker hastaları için söylediğimiz karışım neydi? Şeker hastaları için söylediğimiz karışım neydi? Zencefil, çörek otu, mahlep. Harika. Çörek otu, mahlep, tarçın. Tarçın. Zencefil, zerdeçal. Evet. Ya bunlardan bir tanesi olmazsa olur mu? Olur. Aç karnına yesem olur mu? Şeker var ya. Şimdi ablamınkine de faydası olur. Başka kilo vermek isteyenler de bu karışımı yapabilirler. Benim kan şekerim düşüyor arada bir böyle. Ben de yesem olur mu? Ama senin kan şekerin niye düşüyor? Ne zaman düşüyor? Ne bileyim, böyle midem biraz aç kaldığı zaman oluyor genelde. Şimdi senin insülin seviyen yükseliyor, onunla ilgili oluyor. Hı-hı. Sen bir kere ekmek türünü bir kes, hamur işlerini dikkat bir kes. Dikkat zaten. Etme, bir kes. Göreceksin, o zaman öyle bir şey, sıkıntın kalmayacak. Ondan sonra bunu yemeklerden sonra kullanabilirsin bu karışımı. Bizim çok iyi gelir. Ailede de zaten hocam kanser var zaten. O zaman bu kanser karışımını da korkmadan kullanabilirsin. Hı. Bakın, ailesinde illa olacak, sizde olacak diye bir şey yok. Kesinlikle yok öyle bir şey. Bir daha söylüyorum. Benim annem Mehmet'e vardı, bende de olacak diye bir şey yok. Ama dikkat edin diyoruz. Dikkat edin ortam şartlarıyla, nedeniyle. Çünkü sizde, annenizde var diye sizde olacak diye bir durum yok. Yalnız dikkat edeceğiniz şey ne? Ne olursunuz şu D vitamini meselesini ciddiye alın. Demin o kadar yapıyoruz. Demin bir ablam geldi. Annesinde bir sürü şikayetler var. Peki dedik, senin D vitamini kaç? Ben bilmiyorum diyor. E olmaz ki, bileceksiniz. D vitaminizi bileceksin. Bir ablama gene söyle dedik geçen hafta. Olur yaptırayım dedi. Mesela yaptırdı geldi, şimdi bir baktık ki 18 mesela. Geçen bir ablaya söyledik gene yaptır diye. Bir baktık ki 5. İşte kardeşler, lütfen şu D vitamininizi ciddiye alınız. D vitamini vücudunuzun direnci açısından çok önemli. Bütün hastalıklarda mücadele açısından çok çok önemli. Sakın ola ki ihmal etmeyiniz D vitamini. Kim soruyor? Doktora gittiğim zaman D vitaminimi baktırmayalım diyeceğiz. Özür dilerim. Ne doktorunuza diyeceğiz? Rica edersiniz. Hocam, hı-hı, ben merak ediyorum. Daire doktorunuza, aile hekimize. Ben D vitamini açısından, hı-hı, merak ediyorum. Uygun mu derseniz yazacaktır zaten. Doktor kardeşlerimiz yazarlar, merak etme. Ama dediğim gibi o uygun görürse. Hocam, ben de doktora gidince diyorum vücudumun askerlerini merak ediyorum durumlarını. Bak güzel söyledin, vücudum askerleri diyor. Sizin sözünüz ama. Evet doğru, vücudun askerleri, savunma sistemini yapan askerler. Evet. Bunları güzelce bakmanıza yarar. Mesela şurada bir ablam bir tahlil yaptırmış. Bakalım, devlet hastanesi olduğu için saklamamıza gerek yok. Devlet hastanesi, özel hastane değil. Mesela şöyle ekranda da gösterelim. 3 numaradayız. Bak bu ablam yapmış tahlillerini. Bakıyoruz. Vitamin B12'si 252. Normalde vitamin B kaç olması lazım? Dur abla, biliyorum. Bu kaç olması lazım? 505 ile 126 arasında olması lazım. Alt huduta yakın. O zaman biraz B12'lerde takviye yapmamız lazım. B12 nerede var? B12 bırak fındık, ceviz, yumurta. Yumurta çok önemli. Süt ürünleri çok önemli. Et önemli. Tam buğdayda da var. Tam buğdayda da var. Şimdi kilonuzun durumuna göre biz hiç ekmek yemeyin demiyoruz. Bizim düşüncemiz ekşi mayadan, yani doğal mayadan yapılmış. Ondan sonra tam buğday, ki artık var memleketimizde birçok yerde tam buğday unları bulunuyor. Öyle ekmekler, önümüzdeki günlerde size güzel bir ekmek yapacağız. Ekmeğin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını göstereceğiz. İyi ekmek yapan fırınlar da var artık. Lütfen onlarla şey yaparsanız, ekmek de yemenizi, ben her zaman değil ama sadece avuç içi kadar yemenizi tavsiye ediyorum. Ablama mesela neymiş? B12'si 252, aşağı yakın olduğu için B12 açısından dikkat etmesi lazım. D vitamini de 22. Normali kaç? 30'da 100-150 arası. 30 aşağı olması lazım. Ablamınki biraz düşük. O zaman mesela D vitamini nasıl alabilir? Birazcık takviye yapmamız lazım. Ne takviyesi? Ampul şeklinde var, kırıp içebilir ya da iğne şeklinde vurdurabilir ya da damlası var ya da hapları var. Hangisini doktorunuz uygun görürse ya da sizin almanız, mesela bazı diyor ki ay benim midemi bulandırıyor, o zaman hapını al. Bulandırmıyor, damlasını kullan. Doktorunuzla sorun, onu oranını size söyleyecektir. Ama normal yollarda D vitamini nasıl alabilirim? Balık yiyeceksiniz kardeşlerim. Balık yemiyorsunuz. Bu kadar balık memleketi, hala balıkları yemiyorsunuz. Dün de bir kaza olmuş. Trabzon'dan hamsiyi getiren kamyon yolda arka kasa açılmış. Bütün yollara hamsiler saçılmış. Bütün yollara şey olmuş. Hamsi kadar güzel bir balık yok. Hamsiyi ihmal etmeyiniz. Hamsiyi yiyiniz.
Hamsi inanılmaz bir inanılmaz. Söyle abi. Sakatatlarda D vitamini olduğu doğru mu? Şimdi sakatatlarda da kısmen var ama soruyorum. Doğruyu söylemek lazım. Balık grubunda da çok ama ben size sakatat da yemenizi tavsiye ediyorum. Sakatatlarda da karaciğer olsun, diğer sakatatlar olsun, ayak paça çorbalar olsun. Bunlar da sizin vücudunuzun eklem sağlığı açısından, kolajenler açısından, cilt güzelliğiniz açısından lazım. Bunları muhakkak yemeniz lazım. Kolesterollerinize dikkat edeceksiniz ama kolesterollerinizi de egzersizle yenmeye çalışınız. Size mesela sirkeler yapıyoruz, kolesterol sirkeler yapıyoruz. Onlarla yenmeye çalışınız. En son Amerika'da bir yayın okudum, daha yeni bir yayın. Kolesterolü Amerika'daki kalp dernekleri tehlikeli olmaktan çıkarmışlar artık. Tehlikeli değil diye bir yazı okudum. Ama ben diyorum ki yine doktorlarınızın söylediğidir. Sizi takip eden doktorunuz sizi en iyi bilendir. Onların dediklerini yapacaksınız. Ama ben diyorum ki basit kolesterol, yani hiçbir yükseklik yok, hiçbir ilaç kullanmayanlar benim dediklerimi yaparlarsa çok güzel düşürürler. Kolesterolü düşüren en güzel şeylerden biri sevgili kardeşlerim, demin söylediğim zeytin yaprağı vardı ya, o kolesterolü düşürüyor. Cevizin suyunu içebilirseniz kolesterolü düşüyor. Şimdi şu ablamızın tahlillerini de devam edelim. Mesela ablamızın lokositleri, savaşan askerleri vücudunda birinci madde VBC diye geçer. Bakın VBC bu lokosittir, savaşan askerleri. Bana bir kalem verir misiniz? Ondan sonra devam ediyoruz. Siz şunları sadece şu tahlile baktığınızda, kanla şunları bilseniz yeter. Hemoglobin kısmını bileceksiniz. Bakın VBC'yi bileceksiniz. WBC'yi bileceksiniz. Bu lokosit demektir VBC. Ondan sonra hemoglobin var bakın. Gözüküyor değil mi? Hemoglobin. Hemoglobini bileceksiniz. Hemoglobin de 13. Onun altında olmayacak. Onun altında olduğu zaman ameliyata bile girerken zorluk çekeriz. Biz mesela ameliyata girmeden önce hastaya muhakkak hemoglobini kaç diye sorarız. Eğer onun altındaysa muhakkak kan takviyesi yapar, öyle gireriz. Hani kan anonsları yapılıyor ya, o yüzden yapılıyor. Bazen de kanama şüphesiyle girer. Benim sizden istediğim sevgili kardeşlerim şu üçünü iyi biliniz. Lokosit, hemoglobin, hematokrit dediğimiz üçünü iyi biliniz. Bunlar normal. Bir de PLT vardır. Bakın PLT'de şuraya işaretleyeyim. O da trombositlerdir. O da önemli. Bunun da yüksekliği ya da düşüklüğü önemlidir. PLT, WC, lokosit, hemoglobin ve hematokrit. Bu dördünü bilin. Diğerleri o kadar önemli değildir sizin için. Siz sadece bunları bilmenizde yarar var. Onu da kolay bilmesi. Bakın burada normal değerlerini söylüyor. Normal değerlerini söylüyor ve sonucu söylüyor. Oradan kıyaslayabilirsiniz. O şekilde bakabilirsiniz kardeşlerim. Doktorlarınıza da rica edersiniz. Ona göre şeylerinizi yaparlar. Evet, şimdi şeker bölümüne devam edelim. Dolmalar pişiyor mu? Altlarını iyice aç ki yetişsin. Yetişsin güzelce. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeker hastalarının canı bazen de ne çekiyor? Gelsene abla, gelsene yapalım. Gelsene şöyle yanıma gel. Çabuk gel yanıma gel, gel gel. Şeker hastalarının canları bazen tatlı grubu bir şeyler de çekiyor yani. İstiyor herkesler karşısında yerken. Ablam yiyemediği için bazı sıkıntılar çekiyor. Şimdi size değişik bir evde yiyebileceğiniz bir şey yapacağız. Kaç senedir şeker hastasın abla? 2 senedir. 2 senedir şeker hastasın. Evet. Şimdi seninle beraber bir karışım yapacağız. Bu karışımla şeker hastalarının tatlı ihtiyacını giderecek. Canın tatlı çektiği oluyor mu? Valla tatlıyla hiç aram yok hocam. Oh, iyi. Sevmiyorum tatlıyı. Oh ne güzel, ne güzel. Peki neden oldun sen şeker hastası sence? Valla bilmiyorum, herhalde kilo. Kilo var benim. İyi o zaman, canın hiç istemiyor. İstemiyor. Peki, dikkat edin şimdi şeker hastalarında pirinç pilavı, yasak. Bulgur pilavı. Kızartmalar, patates falan. Patates. Yasak. Peki başka? Ay, ekmek falan yemiyorum. Tatlı meyvelerde de hata yapıyoruz kardeşler. Ekşi elma yiyorum hocam. Ekşi elmadan korkmayacağız. Bilhassa şeylerde çok sıkıntı var. Tatlı meyvelerden mesela portakal, mandalinde sıkıntı var. Evet. Doğru mu? Onlar pek günde belki bir tane yiyebiliyorum. Hani çok fazla yemiyorum. Peki. Da. Şimdi biz size bir tane bir şey yapalım. Beraberce yapalım. Tut mikrofonu bakalım. Ne yapacağız bunun için? Elma. Sevgili kardeşlerim. Elmayı aldık, yeşil elma, ama bu yeşil elmayı şöyle blenderdan geçireceğiz. Şimdi anlatacağız nasıl yapıldığını. Bir de kayısımız var. 4 tane kayısının 2 tanesini böyle küçük küçük doğradık. İkisini de blenderdan geçireceğiz. Bir de içine yoğurt koyacağız. Bunu bakalım şimdi. Burada inşallah dağıtmadan bu blenderı da yapabiliriz. Şöyle bir parçalayacağız bunları bir. Aa!
arkadaşlar bunun içinde olmuyor. Küçük bir kap getirsin. İçinde yapsak şey daha iyi olacak. Evet, şunun içine alalım hemen şunu. Etrafa sıçratıyorum. Güzel görünsün diye böyle düşünmüştük ama olmadı. Ne koyduk? Elma koyduk kardeşler. Ne koyduk? Kayısı koyduk. Bir de yoğurt koyduk. Şimdi güzelce bunun içinde parçalıyoruz. Evet, güzelce parçaladık. Neydi bu parçaladıklarımız? Elma, kayısı, yoğurt. Şimdi bunu bir kabın içine koyduk kardeşlerim. Bunun üstüne diğer elmanın yarısının küçük küçük parçaları ayırdık. Şöyle içine koyduk. Ondan sonra kayısımızla iki tane kayısının ikisini bunun içine koyduk, parçaladık. İkisini böyle küçük küçük yaptık. Onu da şöyle atacağız içine. Ondan sonra ne koyacağız? Tarçın. Tarçın koyacağız. Şöyle güzelce tarçınımızı koyalım. Tarçını, şekeri önlüyor kısmen. Bir de ne koyacağız? Kakao. Bitter kakao koyacağız. Bunu da şöyle karıştıralım. Hocam tarçını soğutsa içiyorum bazen. Olur abla. Şimdi kardeşler gördüğünüz gibi hemen şunu şöyle bir güzelce karıştıralım. Görüntü olarak böyle güzel ama biz iyice bir karıştıralım bakalım. Cansel Hanım, bir kaşıklarla seyircilerimize bir ikram edelim bakalım. Nasıl olmuş bu şeyimiz? Güzel oldu vallahi hocam. Güzel oldu mu abla? Vallahi güzel oldu. Canı çekti mi? Şimdi yiyebilirim. Hemen sana vereceğiz zaten. Sen bu kadar geldiğine göre buraya, bize yardım ettiğine göre önce sana vereceğiz. Elma, kuru kayısı, kakao ve tarçından. Elmaları yarısını iyice parçaladık. Yarısını da küçük küçük doğradık. Sevgili kardeşlerim, işte bu tatlı ihtiyacınızı gideren mükemmel bir karışım oldu. Görüyorsunuz, bunu gayet güzel kullanabilirsiniz. Şimdi ablama bir tattıralım bakalım. Buyur sevgili ablacığım. Çok güzel. Tadı güzel olmuş mu? Evde yaparım ben bunu. Evet, bunu güzelce yapabilirsiniz. Evet, şimdi WhatsApp sorularımıza bakalım. Sana ben de yapalım. Evet, kaşık verdiniz mi? Tuğba Hanım, ilgilenin. Bak, seyircilerimize bunu bir ikram edelim. Bu karışım bir ikram. Abla teşekkür ederim. Buyurun geçiniz yerinize. WhatsApp sorularını alalım. Arkasından telefonlarımız varsa onları da alabiliriz. Evet diyoruz şimdi. WhatsApp sorularına geçtik. Bakalım. Aleyküm hocam. Ben Kansantep'ten arıyorum. Ben şeker hastasıyım hocam. 78 kiloyum. Şekerim bayağı bir yüksek çıkıyor. Ben ne yapmam lazım? Bir de idrarım çok pis kokuyor. Aşırı derece kokuyor. Eşim bundan çok rahatsız oluyor. Ne yapmam lazım? Bana yardımcı olur musunuz hocam? İyi günler. Tamam. Teşekkür ederiz. Ablamın ilaç kullanıp kullanmadığını anlayamadık. Sevgili kardeşler, önümüzdeki günlerde bir idrar programı yapalım. Orada anlatalım. İdrarınızın rengine göre, idrarınızın kokusuna göre, İdrarınızın köpüğüne göre hastalıklarla teşhis koyabilirsiniz. Bu ablama bir kere bol su içmesini tavsiye edeceğiz. İdrarınızın rengi açık sarı ya da beyaza yakın olacak. Ondan sonra göreceksiniz hem o kokusunda hem de sıkıntıda gitmiş olduğunu göreceğiz. Ama yine de varsa o zaman idrar yollarında iltihap var demektir. Şeker hastaları iltihaba meyilli olurlar. Hemen derhal iltihaplanma riski olur. İşte o yüzden belki de idrar yolunda iltihap var ablamın. Muhakkak o açıdan bakmak lazım ama ben size arada idrar yollarınızı temizleyici bir karışım tarif ediyorum. Ne bu karışım? Sevgili kardeşlerim, bir demet maydanoza 1 litre su koyunuz. Bir demet maydanoza 1 litre su koyunuz. Bir tutam kiraz sapı, bir tutam mısır püskürü koyunuz. 15 dakika kaynatınız, 15 dakika demleyiniz. İçine 2 de limon suyu sıkıp bunu gün boyu bitiriniz. Bu vücudunuzdan ödemleri attığı gibi İdrar yolları da temizleyicisidir. Hocam ben de çok sık benim de idrar yollarım iltihaplanıyor. Ben de sizden almıştım, bu tariflerim var benim.
maydanoz koyuyorum ama ya bir demet maydanozu 4-5 gün yapıyorum. Az mı oluyor? Az oluyor. Onu en fazla 2 günde bitir. Bir litre suya yapmıyorum zaten. 2 bardaklık yapıyorum. Biraz günlük az yapıyorum. Oluyor. Biraz az oluyor. Biraz akşam az sabah oluyor. İçiyorum ben i̇yi, de. İyi oluyor. Ama biraz iyi. Rahatladım. Biraz yine rahatlarsın ama biraz daha çok içmende yarar var. Mısır püskülü kiraz sapı da koyuyorum. Doğru. Ama önce kiraz sapını biraz kaynatıyorum 3 dakika. Sonra şeyi koyuyorum. Hani sert olduğu için biraz daha şey oluyorsun. Doğru işler yapıyorsun ama hepsini de atsanız olur. Sevgili kardeşlerim, bir de ölmez otu, altın otu diye bir ot vardır. Bu da idrar yolu iltihabında çok iyidir. Aklınızda olsun. Bunu da bolca içebilirsiniz. İnce abla, tatlıyı yedin mi? Vermediler bana. Evet. Ya niye vermiyorsun? En önemli, ablama vermiyorsun. Estağfurullah. Böyle bir şey olabilir mi? Yediniz mi? Yedim. Güzel mi? Güzel yapacağım. Yapacaksın. Yapacağım. Çok güzeldi. Güzel. Ben yemedim. Oraya gitti. Senden çektiler, aldılar, götürdüler. Hemen bir daha ikram edelim, bir daha ikram edelim. Hemen alın, İnce ablama da verin. Hemen soracağım çünkü İnce ablama. Evet, bir WhatsApp görüntümüzü daha alalım. Konuşalım bakalım ne soruyormuş. İyi günler Feridun Bey. Benim annemin şekeri var, 500'den aşağı düşmüyor. Saçları dökülüyor, kaşı dökülüyor. Belinde bel giyimi kayması var. Ameliyat diyorlar. Eğer olsa da masada kalkamayabilir, felçlik riski var. Olsa da felç olur diyorlar, olmasa da olur diyorlar. Lütfen bize yardım edebilir misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi ben yanlış duymadım değil mi? 500 şeker diyor. Kardeşler, bu ablam ne bulsa yiyor. 500 şeker. Ne demek? Çok tehlikeli bir şey. Bir kere ablam ameliyat olamaz. Niye olamaz? 500 şekerle ameliyat yapılmaz. Biz hastalarımız... Efendim, hemen getirsene. Cansel Hanım, şuraya getir, hemen tattıralım kardeşimize. 500 şeker, 500 şeker. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Allah korusun. Bak burada şeker hastalığıyla mücadele eden bir Ahmet abim var. Ahmet abi, nasıl mücadele ediyorsun abi şeker? Abi ben 16 senelik şekerim ama dikkat ediyorum. Yediklerime sayıyorum. Tatlı hiç yemem. Hayatımda yemem tatlı. Ama şöyle insülinimi iyi kullanırım. 3 ayda bir doktoruma giderim. Hastanede muayene olurum. Ondan sonra iğnemi yükseltirler, alçaltırlar. Şekerimi ona göre takip ederim. Hiçbir zaman bırakmam. Ama nasıl anlarsın? Çok sinirlendiği zaman hem şeker hem tansiyon çıkıyor hocam. Doğru söylüyorum. Evet, şimdi abim gördüğünüz gibi kendi kendine doktor olmuş, kendi kendine doktor olmuş. Eğer diyor yüksekse hemen diyor ben onu ayarlıyorum. Doğru söylüyor. En iyi doktor hastanın kendisidir. Kendiniz bilecek. Bazen de mesela bir şey yemezsiniz, bu sefer vurduğunuz insülinler fazla gelir, birdenbire şekeriniz düşer. O yüzden kendi kendinizin doktorunuz olmasında yarar var. Hocam, limonda çok miktarda şeker olduğunu doğru söylüyorlar. Fazla, doğru fazla limonu kullandığınız zaman şekerinizi yükseltme riski var, doğru söylüyorlar. Yedin mi İnce abla? Yedim. Nasılmış? Valla şekerlere göre güzel bir şey, zararsız. Sana göre iyi. Ama ben tatlı isterim. Ben tatlı isterim. Sen tatlı, kaç gidiyor şekerin İnce abla? Yüzün üstü. Yüzün üstü. Bir mezurumuz var mı? Ölçelim bakalım İnce ablanın göbek meselesini. Göbeğimi ölçmeyin, şekerimi ölçün. Niye şeker? Peki şekerini ölç. Tamam. Tuğba Hanım, bir şekerini ölç bakalım. Göbeğimi niye teşhir ediyorsunuz hocam? Özür dilerim. Yani teşhir için yapmadık. Biz aileyiz. Aile arasında sohbet ediyoruz diye söyle. Sakın ha, özür. Tabii ekrandakiler de aile. Biz bütün bir aileyiz. Sadece buradakiler değil. Neden sık sık idrar yolları iltihaplanır? Benim şimdi önceden, vücudunuzun direnci düşük kardeşim. Eskiden çok arada bir olurdu. Havuzlara gidersem olurdu. Şimdi evde de yani. İşte demek ki vücudunuzun direnci düşük ablacığım. Ondan oluyordur. Şimdi konuş. Şu İnce ablanın bir şeker ölçün. Ben tahlil aldım hastanede. Hani o verdiğiniz reçete var ya. Hı, tahlil için. Ancak ayın 31'ine verebildim. Tamam, onu tahlil yaptırdığın zaman gelirsiniz, yaparsınız. Önce 102 idim. Bir ölçer misiniz? Tamam, 103. Şimdi bu kardeşimin ikini de ölçelim. 102 normalmiş ama biraz üst hududa yakın. Şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Dolmalar bu arada pişiyor mu? Pişiyor. Oldu mu acaba? Hiç olan yok mu? Yok. Gel bir bak, nerede şey? Gel bir bak bakalım. Ay. Gel gel bir bak. 114. Ya. Neyse. Kesinlikle yüksek değil. Kesinlikle yüksek değil. Çünkü tokluk şekeri. Çünkü tokluk şekeri yüksek değil. Gayet normal. Güzel.
Gayet normal. Hiç korkma ablacığım. Tokluk şekeri. Hiç telaşlanacak bir şey yok. Şimdi sevgili kardeşlerim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dolmalarımız pişiyor. Bakalım yetişecek mi? Sanki şu olmuş gibi. Ne diyorsun ya? Bir çatalla bir tane alalım şuradan bak. Bak şöyle bir tane çatalla alsana. Ne arıyorsun ya? Şunu da alabiliriz ya. Tabağı alamayız. Pişmemiş de. Pişmiş mi? Yok daha pişmemiş. Yok. Ya size yetiştirmeye çalışıyorum. Pişmiş de. He. Ben mi? Dur ağzımı yakacağız. Ne yapıyorsun? Peki al. Üfleyeceğim dur. Eşe, üfledim ne kadar güzel. Görmediniz mi seyircilerim? Üflemedim mi ya? Aşk olsun bacım ya. Hiç ben senin ağzını yakar mıyım? Pişmiş mi pişmemiş? Hani sıcak değildi? Sen kendin üfledin be. Üfledim dedim. Seyircilerim söyleyin kendi üflemedi mi ya? Kendi üfledin mi üflemedi mi? Ben ona sen bırakmadım. Sen dedin ki üfledim soğuk dedin. Ben ama de hayır. Güvenmedim. Sen ben bana üfledim, inanmadın kendin sıcak. Üfledin kendin baktın. Ben biraz, ne yaptım? Biraz daha var. Ben direkt ben. Biraz daha var pişmedim. Biraz daha var mı? Var tabii. Vallahi seyircilerim herhalde size yetişmeyecek. Bizim ekip yaşadı ama bugün. Ama siz de evde sarın yiyin Allah aşkına. Bunu da burada yesinler bu elemanlar. Yok, ekipler bekliyor. Öyle ama mi? Size soracaktık tadı hangimizinki güzel? İnce ablamınki mi güzel? İnce ablamınki mi güzel? Lezzeti güzel, tadı güzel. Vallahi bak ben sizin yerinize yedim. Peki, biraz daha pişsin de yiyin afiyetle yesin. Bu sizin grubun. Bu sizin grubun. Bu benim grup. Öbür grup nasıl? Bir de ondan al bakalım. Ama ağzını yakmadan sonra ben bana alacağım. Kızma. Kızma. Kendi grupları alsın. Yok yok sen al. Sen al. Hakem olarak sen söyle. İnce abla sen de gel bakalım öbür grubunkine bir bak. Gel. Gel İnce abla. Gel. Dur bakalım göreceğiz. Ben de koydum. Hadi bak bakalım. Sizinki salçasız. Sevgili seyircilerim bir itirafta bulunuyorum. Bir itirafta bulunuyorum. Şu sarılanlar benimkiydi. Darmadağın olmuşlar. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Benimki bunlar. Benimki. Nereden biliyorsunuz? Ben koydum. Kendi ellerimle koydum. Biliyorum. Bak çok düzgün, güzel bak. Hah. Şimdi oldu. Ağzınızla itiraf ettiniz. Ettim. Doğru söylüyorum. Teşhir ederek. Neden biliyor musun? Sıkmayın. Sıkmayın. Deyip duran kişi sıkmayınca bu hale geldi. Olsun. Gene de siz sıkmayın sevgili seyircilerim. İnadım inat. Yok estağfurullah. Ama bak ne güzel sumağı koydu, şey koydu. O bizim, rengini. O bizim. İşte renginin güzelliğine bak. Sizin de sen koydurmuyordun. Ben, biz zorla bak, koyduk ona sumağı. Hiçbir kuvvet bana zeytinyağlı dolma yaptığım zaman sarma, hiçbir kuvvet salça koyduramaz. Yakışmaz. Yanlış. Bir bakın vitrinlere. Yanlış. Salçasız yemek bir şeye yarar mı Allah aşkına ya? Yemek de salça... Başka bir şey demeyeceğim. No. Ablam Amerikalılarla beraber olduğu için hemen ben no 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 yedim. Benim İngilizcem ana dili gibi. İngilizce? Yes sir. Harikasın. Şimdi onların salçası bize yetmediği için ben ona sumak koydum öbür tencereye haberiniz olsun. Ben yiyeyim tamam. Yediğiniz zaman sorun olmasın. Yani yendiği zaman. Ağzın yanmasın dikkat et. O ekşimsi olacak çünkü yediği zaman şey olmasın. Bizimki mi? Dur bakalım. Onunki. Acısı yaktı beni de. Ekşisi güzel. Daha da pişmemiş. Peki şimdi tadı güzel mi değil mi bunun? Tadı sizin şeklinize göre güzel. Nasıl şekli? Benim yaptığıma göre değil. Güzel mi değil mi net? Çok güzel. Size göre güzel. Size göre güzel. Ben şunu da yiyeyim de bakayım. Ablam hepsini bitirecek. İyi beğenmediyse böyle yaparsa beğenirse ne olacak? Hadi sen de bak Tamam. Bak ağzın yanmadı mı diyor. Yanmak zorundam. Sen de ye. Soğuk. Tamam benim ağzım biraz önce ben aldım. Bence ağız tadı. Hocam ben niye söyledim? Oradan geldim biliyor musunuz? Bunda salça var, bunda sumak var. Arkadaşlar yediğinde biraz ekşimsi olursa bunun sumağı bol. Tamam. Sanki onu söylemek için geldim. Sanki onlar o kadarını fark etmedi salçalıyla salçasızı. Bir kere renginden niye belli yani. Oldu? Niye yorum yapıyorsun? Renginden sanki belli ama sen hemen... Ben kendim... Yaptığımı renginden gelip savunmak belli zorundayım. Bak, renginden belli. Ne kavga edeceğim canım? Bir göstersene abi. Renginden belli olup olmadı. Kavga arayanlar tabii gitsin dışarıda arasın. Bak, bir kavgası. Renginden belli. Kaldıralım şöyle. Evet. Renginden belli. O yüzden telaşlanmana gerek yok yani. Hı-hı. Onu söyleyin tamam, dedim peki, yerken. Tamam teşekkür ederiz. Şey de söyleyeyim. Söyleyin canım. Mikrofonsuz söyleyeyim. Mikrofonsuz. Hadi. Çok hadi.
Zeytinyağlı dolma. Kurban olayım. Zeytinyağlı dolmada acı olmazmış, çok acı diyor. Acı bir şey yok ki abla, herkes yedi. Acı yok İnce abla, sana öyle geldi. Hayır, ben onu demiyorum. Zeytinyağlı dolma, mezelik dolma, piyasada hani lokantalar, mezeciler falan satar ya. Asla böyle olmaz ve ben onu yapıyorum. O yüzden bana acı geldi. Peki, tamam. Şimdi sevgili kardeşlerim, şekerle ilgili devam ediyoruz. Size diyorum ki bu çayı da muhakkak yapın, su ver şuraya. Bir bardak suyun içine mükemmel bir karışım söyleyeceğim. Su koy. Mükemmel bir bitki söylüyorum size. Şeker düşürücü özelliği var. Ne bu? Hibiskus. Evet. Hibiskus. Harikasınız. Evet. Bamya çiçeği ya da hibiskus diye geçer. Lütfen bunu deneyiniz. Nezle grip durumlarda da çok iyi bir şeydir. Lütfen bunu deneyiniz. Bir bardak suyun içine bir tutam atınız. Bir dakika kaynasın, bir dakika demlensin. İçine bir... Niye? Kınaya. Saçıma kınaya. Saç için doğru. Doğru. Çok güzel yapar saçın. Kızıllık verir saça, çok güzel. Doğru. Serap Hanım'ın kitabında da vardır o zaten. Şimdi kardeşlerim, hibiskus çayı da çok önemli. Kaynayan bir bardak suyun içine bir tutam hibiskus attık. Bir dakika kaynattık. Bir dakika demledik, süzdük, içtik. Bir kaynat, sonra süz bunun içine koy ki görelim rengini. Evet, ben bu arada telefonumu vereyim, ayakkabımı vereyim hemen. Evet. Alo diyoruz, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Neydi şifremiz canım kardeşim? Konya'dan. Evet, Konya'dan hocam. Diabetes mellitus. Helal olsun sana, harikasın, bravo, bravo. Hocam size bir ricam var. Dur şimdi, daha ayakkabıyı almadın ki, daha sorular var. Şimdi soruyoruz. Bugünkü programı seyrettiniz değil mi? Evet. Bugünkü programda şeker düşürücü bir karışım anlattık. Neydi o karışım? Ben birincisini söyleyeyim. Mahlep. Mahlep. Sonra? Yazmıştım hocam ya. Heyecanlandım yine hocam. Peki söyleyelim. Tarçın da söyledik. Mahlep, tarçın. Mahlep. Limon. Ne limonu abla? Çörek otu, mahlep, tarçın, zencefil, evet. Zerdeçal karışımından karıştırıp yiyecektik şeker düşürmek için. Evet hocam, inan heyecandan şaşırdım, yazdım da. Peki bu seferlik affedelim ama bir daha sefere böyle telefonlara bağlananları bir imtihan edeceğiz ona göre. Peki. Tamam hocam. Kaç numara istiyorsun abla? 38 numara. Düz mü, spor mu? Spor olsun hocam. Spor olsun. Spor şöyle bantlı var, bantsız var. Hangisini istiyorsun ablacığım? Tek bantlı olsun. Tek bantlıyı gönderiyoruz. Güle güle kullan. İyi günlerde kullan inşallah diyoruz. Hayırlı günlerde kullan diyoruz. Sevgili kardeşlerim, dolmalarımızı hibiskus oldu mu? Hemen süzelim hibiskusumuzu. Bakın süzelim. Şöyle bir gösterelim. Renginin güzelliğine bakın kardeşler. Şu rengin güzelliğine bakın kardeşler. Lütfen bu çaydan bolca yapıp içiniz. Mesela ben dün akşam bizim evde yaptık biz bundan. Nezle grip gibi olduğu için içine limon da koyduk. Ihlamur koyduk. Papatya koyduk. Hibiskus koyduk. Sıktık güzelce şey yaptık. Ne diyorsun İnce ablam? İnce ablam çok özendi, ona verelim. Bugün İnce ablam torpilli. Altına bir tabak verir misin? Bir tabak verir misin? Şöyle sunmayalım. Şimdi öyle sunarız, onu da tenkit eder şimdi. Ne der, böyle getirdin der. Buyur İnce ablacığım. Estağfurullah ablam, estağfurullah. Nasip ettiniz estağfurullah. Beni gerçekten. Afiyet olsun canım ablam. Şimdi boğazım falan kötü. Doğru, çok fayda. Ben de sirke içeyim diyecektim. Sirke de veririz sana, sirke de veririz. Sevgili kardeşlerim, ben size bir karışım daha anlatayım, hemen vaktimiz var. Kekik çayı da çok iyi geliyor şeker düşürmede. Aynı zamanda kolesterol de çok iyi olur. Yine bir bardak kaynar su içine bir tutam kekik attık, bir çorba kaşığı kadar. Kaynattık 1-2 dakika. 1-2 dakika sonra demledikten sonra süzdük, içtik. Bu da şeker düşürmede çok faydalı, aklınızda olsun. Evet kardeşler, bugün ne öğrendik? Şeker önemli.